Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina evlana Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Ne buyurur Cenab-ı Hak, ne öğretir bize? Buyurur ki ey Peygamberim, ey Habibim buyurur. Bu Müslümanlar senin sözünü böyle seve seve kabul etmezlerse buyurur. Tamamından teslim olmazlarsa buyurur. Eğer kalkıp da bazı yerde İtiraz ederlerse kat'iyen bunlar Müslüman değildir. Kafirin en büyüğü bunlardır buyurur. Anladık mı? Demek bundan ne anlaşılır? Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Peygamber'in kapısından başka bir kapı yok. Zamanımızda bir laf çıktı, farkında mısınız? Ne diyorlar? Cenab-ı Peygamber böyle buyurdu dediğin vakit. Ben böyle şey bilmem. Kur'an'da var mıdır dediler. Haşa sümme haşa. Cenab-ı Peygamber sen Kur'an'dan başka bir şey söylermiş gibi, Kur'an'dan da anladığı yok mel'un ama maksat Peygamber'i kötülemek. Anladık ki bunlar hepsi kafirdir. Peygamber böyle bir laf söylediği vakit, Kur'an'da varsa kabul ederim, yoksa kabul etmem diyenler kafirdir ha. Kur'an'ın her tarafında var ama sen ne bilirsin mel'un di mel'unu. Onu büyük ulemalar, kitaplar anlar. Böyle laf söyleyenler derhal söylesin. Sen Müslüman olsaydın, Peygamber'e karşı iman olacaktırdın. Ashab-ı Kiram'dan Amr ibn-i Abese isminde birisi var. Diyor ben, Cenab-ı Peygamber teşrif etmeden evvel diyor, ahali heykellere, putlara taparlar. Eskiden ahali heykellere taparlar. Giderler, atrafında dönerler, koyun keserler. E bu nedir? E bunlar küçük Allah'tır. Bize Allah'a şefaat ederler diller. Ben diyor, hiç diyor, kalbim bunu kabul etmezdi. Bu çıkmaz bir yol, yani bir cahilliktir dedim diyor. Bir de şimdiyim ki Mekke-i Mükerreme'de birisi çıktı. Peygamberlik iddia ediyor dediler. Cenab-ı Peygamber yeni çıkmıştı. Hemen hayvana bindim, çıktım gittim. Bir de baktım ki diyor, Cenab-ı Peygamber mübarek gizli Mekke'nin çıkamıyor. Gavurlar o kadar diş biliyorlar, eziyet diyorlar ki yeni din getirdi diyerek. Sonra diyor, ustalıkla Cenab-ı Peygamber'i buldum, yanına girdim. Sen kimsin dedim. Ben Peygamberim dedi. Peygamber ne demektir? Allah beni gönderdi dedim diyor. Neyle gönderdi? İşte akrabalarınıza hürmet edin. Ondan sonra putları, heykelleri kırın. Allah birdir, şeriki naziri yok. Anladık mı? Beni seninle gönderdi dedi. E ben şimdi seninle beraber Müslüman olup oturacağım burada dedi. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki Müslüman ol, memleketine git. Benim halimi görüyorsun. Bu gavurları nasıl takip ediyorlar bizi. Ne vakit ben meydana çıkarsam o vakit çıkar yemez diyor. İman ettim, memleketime gittim diyor. Uzaktan da diyor soruyorum. Hazreti Peygamber ne yaptı? Der ki Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Ansar-ı Kiram iman ettiler. Aldılar Cenab-ı Peygamber'i. Gavurlar öldürmek istediler ama öldüremediler dedi. Ahali peşine koşuyor, günden güne Müslümanlık çoğalmayı başladı dediler diyor. Ben diyor çıktım gittim Medine-i Münevvere diyor. Sonra dedim ki ya Resulallah beni tanıdın mı dedim. Şu Mekke-i Mükerreme'de beni gelip de görün iman edersen değil misin? Evet dedim. Sonra dedim ya Resulallah Cenab-ı Hakk'ın seni sana öğrettiği şeylerden ki biz bilmeyiz. Onları bana öğret dedim diyor. Şu beş vakit namaz nedir dedim diyor. Namazı Allah emretti. Nasıl kılacağız? Dedi, sabah namazını kılarsın dedi. Sabah namazından sonra artık güneş çıkana kadar, yükselene kadar namaz yoktur buyurdu. Neden o vakit namaz kılınmur? Gavurların ibadet zamanı. Gavurlar dikkat et, güneş çıkarken hepsi kakarlar, güneşe bakarlar, bir şey yaparlar, anladık mı? Güneşe tapar gibi ibadet yapıyorlar, gavura kendimizi benzetmeyeceğiz. Cenab-ı Hakk'a bakarak kıbleye karşı namaz kılacağız, gavurlar gibi yapmayacağız.
Gavurlar o güneş çıktığı vakit ibadet ederler ya. Şeytan şimdi girer güneşle bunların arasına. Anladık mı? Onları ibadet ederken güneşle onlar arasında şeytan bulunur. Neden yapıyor şeytan bunu bakayım? Kendisi ibadet ediyor. Kendine ibadet ediyor kabri. Çünkü güneşe ibadet ediyorlar mı değil mi? O girer kendine taptırır onları. O dediler ki güneş iki şeytanın boynuzu arasında çıkar dedikleri budur. Sonra dedi, güneş yükseldikten sonra dedi, kalkar kuşluk namazı kılarsın dedi. Bu namaz gayet büyüktür. Allah iki hac sevabı verir insana. Sabah namazı için bir hac, kuşluk için bir hac verir buyurdu. Ama şimdi sünneti kaçırırsak, sabah namazından sonra sünneti kılabilir miyiz, kılmayız. Ölema burada ittifak edemiyorlar. Anladık mı? Şafii mezhebinde sünnet kılınır. Eğer sünneti kılmaz isen. Bizim mezhepte de kılınır diyenler var. Ama bazıları da kılınmaz diyenler var. Kılarsan kıl. Dersin ki, kılınır diyenlerin mezhebi üzere kılıyorum dersin. Sonra diyor, öğlene kadar namaz kılarsın. Öğlen yaklaştı mı artık, tam zeval vakti geldi mi, gene gavurların ibadet zamanı gelir. Şeytan gene girer araya, taptırır kendini. Ne vakit bu? Öğlen namazından 20 dakika, bir çeyrek evvel başı bu. Ezan okunmadan bir çeyrek, yarım saat evvel namazı bırak ki, çünkü semanın kubbesinde gavurların ibadet zamanı. Ne vakit ezan okunursa o vakit namaz kılarsın buyurur. Öğlen namaz zamanında semanın kapıları açar, Allah duayı kabul eder. Evet. Sonra öğleni kırırsın, ikindiye kadar namaz kılarsın, ikindi geldiği vakit kılarsın, en büyük namaz ikindidir. İkindinden sonra gene namaz yok artık. Niçin? Çünkü ahaliye Cenab-ı Peygamber namaz kıldırmıyor ikinden sonra. Farzdan başka namaz yok. Ahaliye yol verirsen kılmayı başlarlar, güneş batacağı vakte kadar namaz kılar, o vakit gavurların gene ibadet zamanı geliyor. Güneş batarken, çıkarken gavurların ibadet zamanıdır, o vakit namaz kılmayacağız. Güneş sarardıktan sonra ikinci namazı kılmak münafık namazı diyor Cenab-ı Peygamber. Sakın yapmayın ha, erken kılın namazı, Müslümanlar demiyor. Cenab-ı Peygamber namazı böyle kılın buyurdu. Sonra ya Resulallah bu abdest nedir? Bize emrettiğin abdest dedi. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki bunu anlatayım sana buyurdu. Bir insan abdest suyunu hazırlar, abdest almayı başlar buyurur. Elini, ağzını, burnunu, yüzünü yakadığı vakit diyor, tamamıyla diyor çenesinin altından günahları dökülür. Gözünle, ağzınla, dişinle, kulağınla yaptığı günahlar, elin yaptığı günahlar dökülür buyurur. Sonra buyurur, kollarını yıkadığı vakit buyurur, üç defa yıkadın mı, dirseğin altından elinle yaptığın günahlar dökülür buyurur. Başını sildiğin vakit diyor, kılların altından, başından yaptığın günahlar onlar da dökülür buyurur. Sonra ayağını yıkadığın vakit durdun sonra diyor, topuğun altından ondan sonra yıkanır. Eğer böyle bir güzel abdest alacak olursa seni öyle temizler ki buyurur, o kadar olabilir. Çamaşırın içine sabun koyarız biz. Soda koyarız, yıkarız. Bazı kaynatıyoruz şeyde, kazanda. Niçin yapıyoruz bunu? Ha? İşte abdest de böyle. Çamaşırı yıkarken elbisenin kiri, kokusu gider. Abdest aldığın vakit günahların kokusu gelir. Günahları tamamen temizdir diyor Cenab-ı Peygamber. Ama güzel abdest almalı. Sünnet veçi üzere, kıbleye karşı dua ederek. Sonra ondan sonra kalkıp da şöyle namaz kılacak olursa, evet. Cenab-ı Hakk'a hamd sena eder. Allah'ı böyle güzel namazı kılacak olursa, anasından doğmuş gibi bazı adam bakılsın günahtan çıkar buyurur. O abdestle o namaz anasından doğmuş gibi temizliyor insanı. Ama bu namazı herkes kılamaz ki.
Namaz kılarken gayret etmeli, başka şey düşünmemeli. Allah bana kıbleden bakur, başı ve rahmet zekur diye böyle zihnine bir şey getirmezsen bak bu namaz insanı böyle affettirir. Bazıları diller ki Cenab-ı Peygamber'den başka kimse bu namazı kılamaz. Zor mudur? 2-3 rekat namaz bir şey düşünmeden dünyadan kılması zor mudur? Tecrübe ettiniz mi hiç? Zordur efendim. İnsan ayetel kürsi okursa namaza girdiği vakit Allahu la ilahe okudu mu kolaylaşır bu. Şeytan musallat olmuyor. Böyle namaz kılmayı gayret edelim. Sonra bu Amr ibn-i Abbas'a diyor, Ashab-ı Kiram'dan Ebu Umame'yi anlattım diyor, Ebu Umame diyor, bana darıldı diyor, ne söylüyorsun dedi, bir namaz bir abdestten bu kadar da insanın günahı dökülür müydü diyor. Sonra Amr dedi ki, ya Ebu Umame dedi, ben dedi ihtiyarlaştım dedi, kemiklerim eridi dedi, ecelim yaklaştı, Cenab-ı Peygamber'e iftira edip de ne kazanacağım dedi. Bunu 1, 2, 7 defa işitmeseydim katıyen söylemezdim dedi. Anladık mı? Demek o tek ashab-ı kiram işitmemiş Cenab-ı Peygamber'den. Ona çok geldi. Halbuki kitapların hepsi söylüyor. Ashab-ı kiramın hepsi söylüyorlar. Bu namazdan abdest böyle iş yapar buyurur. Evet. Yine Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Camilerin direkleri gibi bir takım Müslümanlar var. Caminin direği gibi buyuruyor. Ne demek istiyor acaba? Camiden çıkmayan Müslümanlar. Yani ne vakit arasan camide görürsün. Hemen koşar, evvelkisinden evvel girer, sonra çıkar. Bu caminin direği gibi sayılır buyuruyor. Bunu Cenab-ı Hak seviyor buyuruyor. Evet. Melaikeler bununla beraber otururlar. Nereye giderse buyuruyor. Evet. Eğer kayıp olacak olurlarsa aramayı başlarlar. Hastalandıkları vakit ziyaret ederler. İşleri olunca beraber bakarsın daireye, resmiye varana kadar bakar giderler, işini yaparlar buyurur. Bu camiyi böyle sevenlere Allah böyle yardım ediyor. Vefat ettiği vakit camide görmediler mi melaikeler? Cenab-ı Hakk'a soruyorlar diyor. Ya Rabbi sen kulun camide bulunurdu göremiyoruz. Ben bu kulumu bu tarafa aldım, siz onun oturduğu yerde ibadet edin, kıyamete kadar sevabını ona aktarın, onun defterine dediler. Anladık mı? Camide oturmanın böyle faydası vardır. Yine Cenab-ı Peygamber buyuruyor, camiye çok gelen insanlar buyuruyor, 3 faydadan hali kalmazlar buyuruyor. Anladık mı? Camiye çok geldiler, 3 nimet Allah veriyor ona. Birisi nedir? İyi Müslümanları öğrenir. Bakarsın camiye gele gele tam 100 tane Müslüman öğrenirsin. Anladın mı? Faydası nedir? Bak bir Müslümanla insan dost oldu mu Allah cennette ikisine de bakan veriyor. Benim için görüşürler diyerek veriyor. Yahu camiye gelen adam bir şey işidir hocadan, nasihat işidir. Müslümanlık öğrenirsin. Hiçbir şey olmasa oturduğun vakit Cenab-ı Hak camiye rahmet doldurur. Hani koku insana sindiği gibi baştan aşağıya kadar rahmetin içine girer buyurur. İnsanın en hayırlısı camiye evvel giren, geç çıkan. En hayırlısı de geç gelip de çabuk kaçandır. Evet. Gene Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Yatsı namazını bir insan cemaatle kılacak olursa buyurur. Son sünneti de 4 kılarsa. Ondan sonra Kadir gecesinde kılmış gibi Allah sevap verir bu adama. Hocam öğle namazını son sünnetini 4 kılarsa kılarsan olacak mı? Öğle namazını da son sünnetini kılarsan hiç cehennem yüzü Allah göstermem buyurur. Öğle namazını ilk sünnetini 4, son sünnetini 4 kılanlar anladık mı? Bunları Cenab-ı Hak cehennem yüzü göstermem diyor. Yatsı namazının son sünnetini 4 kılan, ondan sonra Kadir gecesinde kılmış gibi. Sabah namazının sünnetini 4 kılabilir miyiz? Hayır. Ha? Tamam. Ne diyorsunuz siz? Kılmaya müsaade var mı? Yok. Ha. Biz Cenab-ı Peygamber hangisini 4 kılın diysek onu kılarız. Sabah namazı için müsaade etmiyor ona.
Bazıları sabah namazına dört kılmayı başlıyorlar. Bunları tembih edin, yapmasınlar buna. Evet. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bir insan yatağına gittiği vakit, eğer bu şükrü hamdi yaparsa, Elhamdülillahillezî alâ fekahre ve batana fecebere ve meleke fekadder, Elhamdülillahillezî yuhyî ve yumîtu ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Bunu okuyacak olursa bak, anasından doğmuş gibi Allah günahlarını affediyor. Ahirete gittiği vakit üzerinde bir günah bırakmıyor Allah. Bunun manası nedir? Yatacağın vakit okuyacaksın. Elhamdülillahillezî alâ fekahre. Allah'a hamd olsun ki bütün büyüklük, yükseklik onda. Arş-ı Azam'ın üzerinde ondan sonra emrider buyurur. Bütün mahlukatı avucuna aldı buyurur. Kimse kalkıp da bir Cenab-ı Hakk'a karşı kabadayılık yapamaz buyurur. Ve batana fecebere. Allah'a hamd olsun ki göze görünmediği halde herkesi mecbur ediyor. Anladık mı? Nasıl takdir ederse böyle mecbur yapıyor. Allah'a hamdolsun ki bizi hem diritti hem canımızı aldı buyurur. Nihayette kabirden kalkıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğiz. Böyle Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü söylüyor, zikrettiği için Cenab-ı Hakk'ın üzerinde bir günah bırakmıyor. Öleceği vakit defterinde bir günah bırakmıyor Allah. Böyle büyük hamdir bu. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bir insan yatağına gittiği vakit Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni velhamdülillahillezî at'amani ve sekâni velhamdülillahillezî menne aleyye fe afdal. Böyle okuyacak olursa bütün mahlukatın şükrünü yapmış gibi insanların, melaikelerin, cinlerin, kuşların, hayvanatın şükürlerini hepsini yapmış gibidir diyor. Yani bundan büyük şükür olmaz diyor. Evet, aferin. Çok iyisin. Bunun manası nedir? Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni. Allah'a hamd olsun ki beni her sıkıntıdan kurtardı diyor. Başımı sokacak ev de ihsan etti beni diyor. Yani dert bırakmadı bende diyor. Velhamdülillahillezî et'ameni ve sekâni. Allah'a hamd olsun ki beni yedirdi, içirdi, istediğimle güzel şerbetleri, suyu da içiriyor buyurur. Velhamdülillahillezî menne aleyye fe aftal. Allah'a hamd olsun ki beni o kadar ihsan etti ki ziyadesiyle, yani hakkımdan, istihkakımdan fazla ihtilatçı. Cenab-ı Hak buyurur ki bunu terbiyeli kul buyurur. Nasıl şükrediyor, nimetini biliyor. Anladık mı? Bütün mahlukatın şükrünü yapmış gibidir. Bunlar insanı çabuk büyütür. Hocam bu Allah'ıma ma em esba bi minyamati evrehadin nalt feminke vahdike la şerike lek felek elhamdülüke şükürler. O 24 saatin şükrünü verir. 24 saatteki nimeti. Bu böyle değil. Bütün ömründeki şükrü. Elhamdülillah lezi kefâni ve evvâni ve elhamdülillah lezi temâni ve sekâni ve elhamdülillah lezi mennâ lezi terefta. Aferin işte bu. Hepsini yapmalı. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. İnsan gece yattığı vakit, sağdan sola döndüğü vakit Cenab-ı Hakk'ı düşünmek, zikretmek büyük ibadettir. O vakit insan 10 defa Bismillah diyecek olursa, 10 defa da Subhanallah diyecek olursa, 10 defa da Âmentü Billah ve Kefertü Bittâvud diyecek olursa buyurur, evet. Yaptığı günahların hepsinin azabından Allah kurtarır buyurur. Korktuğu ne kadar günahlar varsa, aman ya Rabbi bu kusuru yaptım, Allah korkusunu alır. Kulum ben seni affedeceğim. Merak etme buyurur. Sonra gelecek geceye kadar hangi saatte okuduysa o vakte kadar melaikeler diyor ki bunun üzerine günah yazayım bu kulumun üzerine diyor. 10 defa Bismillah. 10 defa Subhanallah, 10 defa âmentü billah ve kefertü bittâvut, bunları bilmeli. Daha başka var. Bir insan gece uyandığı vakit, yatağın içinde zikretmek, Allah'ı düşünmek çok büyük ibadet. Sağdan sola dururken, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir.
Elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedin mi? Duanın içinde Allah'tan ne istersen yatağında Allah kabul ediyor bak. Anladık mı? Bunun kıymetini bilmeli bak. O dünyanın sıkıntısı çok, pahalılık bir cihetten, zulümler bir cihetten. Bunun kıymetini bilmeli, dua etmeli. Burada bir kızlı bir delikanlı vardı. Bir gece kalktım okudum diyor. Ev sıkıntısı vardı diyor. Okudum, ya Rabbi caminin yanında bana bir ev ver dedim diyor. Bir de ikinci gün bile baktım ki birisi geldi diyor. Ben evini satacağım sana dedi. Aman ya Rabbi ucu göründü bakalım ne çıkacak. Kaça? 4.000 lira dedi. O vakit paralar pahalıydı. Benim bu kadar param yok. Olanı ver dedi. Kalanı senet ver dedi. Aldım diyor. Öteki evi de aldırmaya başladı. Ya o paran yok. Senet ver dedi diyor. Şimdi Fatih Camisi'nin yanında orada görsen öyle güzel bir yaşıyor ki görsen. Aman diyor ben gece dua ettim. Allah sabahleyin iki evi birden verdi bana diyor. Birisine gene öğrettim. Ekmek sıkıntısı vardı diyor. Okudum o gece diyor. Bir de baktım gönülden sonra karına dağıttılar diyor. Muhtar beni fazla karına bilmesin mi yanlışlıkla bir de baktım diyor. Bizim evimiz diyor ekmekle doldu diyor. Sonra bir emniyet amiri bir dükkanı vardı. Onu da öğrettim. Diyor kalktım o kadar okudum. Aman diyor o kadar müşteri geldi ki o güne kadar böyle müşteri görmedim diyor. Gelen gelen diyor. Anladık mı? Bunları bilmeli. Güzel yaşamak istersen, rahatla yaşamak istersen bunları yapın işte. Gece en makbulu değil mi hocam? Gece yatak. İşte gece yatağın içinde uyandığın vakit okuyacaksın. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin nebiyyil ummiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme la sehle illa ma cealte bu sehle ve ente tecalul hazene sehlen izâ şeyt. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لكربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة والصلوات على الله وسلم.